Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Damla çikolatalı dalmaçyalı tatlısı yapacağız. Şu evet. An tenceremizi aldık ve ne yapayım? Önce ben tabii ki sizlere malzeme listemi sayayım. Sonra ustamızla beraber inşallah tatlımızı hazırlayacağız. Evet. Neler kullanacağız damla çikolatalı dalmaçya tatlısı için? Süt kullanıyoruz. 1 litre galiba. Evet, 1 litre süt. Tamam. 1 litre süt. 200 gram vanilyalı puding. 200 gram toz şeker. 2 yemek kaşığı nişasta. 100 gram damla çikolata ve 50 gram da pasta süsü kullanacağız. Dalmaçya çikolatalı tatlı için. Evet. Evet, ve ustamıza dönüyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, tatlıya başlamadan önce böreğimizin farklı bir çeşidi daha aynı malzemeden daha farklı bir çeşidi yapılıyor. İnşallah onu da size önümüzdeki hafta anlatacağım. O da çok farklı oluyor, çok değişik oluyor. Size onu anlatacağız. Ve bir gün sizlerle beraber güzel bir ne yapacağız? Dalmaçya tatlısı hazırlayacağız. Çok güzel bir tatlı. Siz de yapın, siz de yiyin. Ve sevgili izleyicilerimiz, kolay, pratik bir şekilde hazırlayacağımız bir tatlı şöyle. Önce ne yapıyoruz? Tenceremizin içine sevgili izleyicilerimiz, şöyle sütümüzü ilave yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve ocağın altını hazır açmıştık. Ve yavaş yavaş ısınsın. Şimdi o ısınırken içine şöyle az bir şey de şekerimizi, 200 gram kadar şekerimizi de ilave yapalım. Ve güzelce bir kaynasın. O kaynarken biz de şöyle tekrardan biraz nişasta hazırlayacağız. Sevgili izleyicilerimiz, şöyle 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı şöyle alalım. Evet, tatlımızı hazırlayacağız. Sevgili Merve dört gözle bekliyor eminim. İnşallah afiyetle ne yapacak, tatlımızı yiyecek. Evet, 1 litre süt, 200 gram şeker. Evet, şöyle nişastamızı sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi küçük bir tabağımızın içine koyduk ve şöyle çırpma telimizle beraber şöyle güzelce bir nişastamızı açalım. Şöyle güzel bir karıştırdıktan sonra çok hafif bir suyla nişastamızı açtık. Şu anda o da hazır bir şekilde. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Ben hakikaten şu programa başlamadan önce nişastanın mutfakta bir tencere, bir sürahi, bir bardak kadar gerekli olduğunu bilmiyordum. Çorbalarda, tatlılarda özellikle böyle kurtarıcı, kıvam arttırıcı, çok güzel lezzet de katıyor. Hemen hemen aslında böyle bütün çorbalarda, bütün tatlılarda rahat bir şekilde kullanabiliriz. Evet, aslında bayan izleyicilerimiz de bizi izliyorlarsa, hakikaten çorbalarda size bir kurtarıcı olabilir ve kıvam arttırıcı. Hangi çorba olursa olsa güzelce bir hazırladıktan sonra ister istemez biraz sulu olabilir. Eğer koyu bir çorba yapmak istiyorsanız bir yemek kaşığı kadar nişastanızı güzelce bir suyla açın ve içine ilave yapın. O kıvamını almış olacak sevgili izleyicilerimiz. Evet, veya ne yapmış? Çorbayı yapmış, çok ince olmuş çorba. Evet. Pişmiş. Piştikten sonra da yine yapabilir değil mi? Tabii, bunu? Piştikten sonra da içine. Evet. Ama siz eğer aynı işlemleri unla yaparsanız biliyorsunuz un iyi kavrulmadığı zaman mutlaka her zaman bir kokusu vardır. Kendisine has bir kokusu vardır. O kokuyu almamanız için de nişastayı ben size tavsiye ediyorum. Un kullanacaksanız unu da çok güzel bir şekilde kavurmanız lazım ve ondan sonra suyla açmanız lazım sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra içine ilave yapabilirsiniz. Ama o kadar uğraşmanıza gerek yok. Bir yemek kaşığı kadar nişastanızı güzel suyla bir hazırlarsınız, açarsınız ve yemeği çorbanızın içine verirsiniz. Ondan sonra 2 dakika daha kaynadıktan sonra güzel bir şekilde alıp servis yapabilirsiniz. Şimdi sütümüz yavaş yavaş ısınırken şöyle 200 gram vanilyalı pudingimizi de içine ilave ettik ve karıştırmaya devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bir dalmaçya tatlısı hazırlıyoruz. Ben bununla ilgili size şöyle pratik bilgileri vereyim sevgili izleyicilerimiz. Güzelce tatlınızı hazırladınız. Hepsinizin içine ilave yaptınız döktükten sonra. Orada sıcaklığında güzelce bir soğutmanız lazım. Ondan sonra dolaba atın. İsterseniz bir gün sonra, isterseniz aynı gün içinde tüketecekseniz en azından 3 veya da 4 saat tatlınız dolapta güzelce dinlenmesi lazım. Dolapta ne kadar dinlense
aynı kazan dibi gibi güzel bir kıvam olur, koyu bir şekilde olur ve bıçakla kesip servis yapabilirsiniz. Güzelce dolaba attınız, 4 saat ve de bir gün dolapta beklettiniz. Ertesi gün dolapta aldığınız zaman o soğukluğuyla beraber güzelce tepsinizi aldınız masanın üzerine. İsterseniz damla çikolata sosunuzu kullanabilirsiniz. Eğer onu kullanmak istemiyorsanız ne yaparsınız? Nescafe. Tane tane Nescafe var ya sevgilicilerimiz. Onu alın, güzelce bir üzerine hafifçe şöyle bir gezdirin. O Nescafe'ler zaten o kendi suyunu gördükten sonra üzerinde erimeye başlıyor. Ve çok güzel bir renk oluyor, çok güzel bir görüntü oluyor. Görürsünüz, siyah beyaz bir renk alacak. Evet, lezzetine evet. Doyum olmuyor tabii ki. Aynen öyle. Biraz koyu olması lazım. Şöyle evet. Nişastamıza verelim. Koyulaştı bence. Evet, çok hafif bir şey verirsek herhalde yeterli tamam. Olacak. Şöyle. Nişastamızda sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi tatlımızın içine ilave ettik. Evet, hemen bakın hakikaten koyar koymaz ne oldu? Zaten puding kıvamını almıştı. Altını kapatabilirsiniz. Tamam. Zaten. İki dakikada evet. Yine böyle o koyulaştı. Evet, şöyle evet. Kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz direkt ne yapıyorsunuz? Şöyle. Tenceremiz görüyorsunuz sevgili, o kadar kullanışlı direkt mi ocakta aldığımız gibi kesinlikle elimizde yanma yapışma gibi bir şey yok. Gördüğünüz gibi çok kolay pratik her şey yapıyoruz, her şey hazırlıyoruz hem de rahat bir şekilde hazırlıyoruz. Evet, bu arada bir şey söyleyebilir miyim usta? Evet. Tatlıyı süslemeden önce. Şimdi tencerelerimizde sütlü tatlar yaptığımız zaman böyle yine puding hazırlarken veya süt kaynatacaksak ne yapalım? Tenceremizi soğuk sudan bir geçirelim, bir çalkalayalım sütü koymadan önce. Sonrasında sütümüzü ilave edip kaynatıp veya tatlımızı hazırlayalım. Böylelikle süt ne yapacak? Tencereye iz vermeyecek. Evet, iz vermeyecek. O da güzel bir pratik bilgi. Ve dönüyoruz yine tatlımızdayız. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz tatlımızı hazırladık şu anda. Ne yaptık? Sütümüzü tenceremize koyduk. Güzelce bir kaynadı. İçine şekerimizi ilave yaptık. Ondan sonra 200 gram vanilyalı pudingimizi içine ilave ettik ve karıştırma devam ettik. Güzelce kaynadıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı suyla açtık. Onu da içine ilave yaptık ki koyu olması lazım. Biliyorsunuz koyu bir tatlı olacak. Şöyle gördüğünüz gibi kameramız eğer yakında alabiliyorsa sevgili izleyicilerimiz. Hemen şu anda koyulaşma başladı. Zaten yavaş yavaş donmaya da başladı sevgili izleyicilerim. Evet, aynı bu şekilde, evet, bu şekilde hiçbir işlem yapmadan siz ne yapacaksınız? Güzelce dolaba atın. 4 saat ya da 1 gün dolapta güzelce bir bekletin. Güzelce bir dolapta beklettikten sonra sevgili izleyicilerim. Normalde dolapta aldınız. Ve dolapta aldıktan sonra şöyle isterseniz şöyle damla çikolatalarınızı her tarafa şöyle güzelce bir üzerine gelecek şekilde şöyle üzerine döküyoruz. Ve siz bu işlemi yaptıktan sonra bu şekilde de dolaba atabilirsiniz. İsterseniz dolaba atıp dolaptan çıkardıktan sonra da bu işlemleri yapabilirsiniz. Evet, ben şöyle Nescafe, kakao. Evet, aynen öyle. Şeker. Ben şöyle sevgilerim az bir şey de şöyle pasta süsünden şöyle kenarlarına gelecek şekilde şöyle bir dökelim. Gördüğünüz gibi hem görüntüsü çok güzel bir görüntü olacak gördüğünüz gibi hem de ayrı bir lezzet elde etmiş olursunuz. Tatlımız da gördüğünüz gibi hazır bir şekilde şu anda. Şimdi tatlımızı da şöyle kenara alalım sevgili izleyicilerimiz. Evet. Menümüzün üçüncü yemeği de hazır, tatlımızı da hazırladık. Bu güzel yemekleri her zaman dediğimiz gibi inşallah güzel bir şekilde pişirin, hazırlayın. Huzurlu sofralarda ailenizle, çocuğunuzla, çoluğunuzla beraber tüketin diyoruz.